Değerli arkadaşlar, şimdi de elektrik devresinde enerji ve devre değişkenlerini görelim. Arkadaşlar, devrede değişkenler nedir? Gerilimdir. Bu nasıl gösterilir? İşte şu şekilde gösterilir. Artı, eksi, E ile gösterilir. Artısı bu şekilde, eksi bu şekilde gösterildiğinde. Arkadaşlar, devrede akım, devre akımı ampermetre yoluyla ölçülür. Devrenin gerilimi ise voltmetre yoluyla ölçülür. Şurada bir yük direncimiz olsun. Arkadaşlar, devrede aktif elemanlar akım ve gerilim kaynaklarıdır. Akım ve gerilim kaynakları. Bunlar arkadaşlar devreye enerji verebilme yeteneğine sahiptirler. Pasif elemanlar ise pasif. Bunlar arkadaşlar bobin, direnç, önce direnç diyelim. Bobin ve kondansatörlerdir. Bunlar enerjiyi depo eder, çeker veya başka bir enerji şekline dönüştürür. Mesela ısıya dönüştürür. Değerli arkadaşlar, öncelikle dirençten başlayalım. Direnç şu şekilde gösteriyoruz. R'dir sembolü, birimi ohm'dur. Değerli arkadaşlar, milyon 1 bölü 1000 ohm'a eşittir. Ondan sonra veya milyon 10 üzeri eksi 3 ohm demektir aynı zamanda. Kilo 10 üzeri 3 ohm'dur. Yani 1000 ohm'dur. Mega ohm da 10 üzeri 6 ohm'dur. O da 1 milyona tekabül eder mega olduğu zaman. 10 şu şekilde yazabiliriz. Değerli arkadaşlar, bobin ise buna R dedik, buna N diyelim. Şu şekilde gösterilir. Değerli arkadaşlar, bu normalde hava nüveli bir bobini temsil eder. L harfiyle gösterilir. U eşittir L çarpı akım değişkeni, zaman değişkeni arkadaşlar. L endüktans olup arkadaşlar şu şekilde XL ile gösterilir. Alternatif hakkında arkadaşlar şeyle gösterilir. 2PF L ile gösterilir. Burada frekans sıfır olduğu için değerli arkadaşlar tabii ki endüktif reaktanstan burada ne yapamayız, bahsedemeyiz. DIDT şu arkadaşlar, akımın zamana göre türevi veya akımın değişme hızıdır değerli arkadaşlar. Aynı zamanda şu akım ise değerli arkadaşlar 1 bölü L çarpı T sıfırdan, pardon, eksi sonsuzdan arkadaşlar U D T şeklinde. Akım bağıntısı bu şekildedir. Bobinde ayrıca P eşittir U çarpı I çarpı arkadaşlar gücü verir. Bu da D çarpı I çarpı D I bölü D T şeklinde gösterilir. Burada arkadaşlar şu sıfır kabul edilirse P eşittir bu durumda sıfır denebilir. Bu denklemin arkadaşlar integrali alındığında VL eşittir eksi sonsuzdan T değerini U I D T şeklinde yazılır. Bu da T eksi sonsuz
dt şeklinde yazılır. Bunun da eşitliği t eksi sonsuz li di, o da eşittir 1 bölü 2 li kare olur. Vl eşittir t anında depo edilen enerjidir. I eşittir t anında bobinden geçen akım olarak gösterilir. Az önce de söylediğimiz gibi endüktif reaktans XL olduğu için, XL'de de frekans bileşeni olduğu için XL DC'de arkadaşlar sıfırdır. 2πf L şurada frekans olmadığı için şu frekans bileşeninden ötürü sıfırdır. Gelelim şimdi kondansatörlere. Kondansatörler uçlarındaki gerilimle orantılı olarak enerji depolayan elemana kondansatör veya kapasitör denir arkadaşlar. Gerilim denklemini yazalım. Gerilim denklemi U eşittir Q bölü C'dir. O da eşittir 1 bölü C. Şurada eksi sonsuzdan integrali T'ye I dt şeklinde yazılır. Akım denklemi. Bunlar arkadaşlar zaman sabitelerinde vesaire kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı devrelerinin vazgeçilmeniz elemanıdır. Özellikle kondansatörler zaman rölesi, zaman saati vesaire yapımında devredeki güç ani güç eşittir arkadaşlar P, o da eşittir I çarpı U çarpı dır. Buna göre C çarpı U çarpı DU bölü DT olur. Gerilim sabit tutunca, sabitse DU bölü DT burası sıfır olur arkadaşlar. Mutlaka şöyle bir ne olması lazım, değişim olması lazım. Şu şekilde olursa sıfır olur. Ve kondansatöre verilen enerji artar. Son denklemi integrali alınırsa VC eşittir kondansatörün enerjisi eksi sonsuzdan T'ye U çarpı I çarpı DT, o da eşittir T eksi sonsuz C U DU bölü DT DT şeklinde yazılır. Buradan da arkadaşlar VC eşittir 0'dan U'ya C U D U şeklinde yazılır. O da 1 bölü 2 C U kare şeklinde yazılır değerli arkadaşlar. Aynı şekilde XC eşittir 1 bölü 2 pi F C olduğundan ve F de frekans F eşittir 0 olduğundan kapasitif reaktanstan söz edilemez. Bu da arkadaşlar sonsuz, yani anlamsız bir kapasitif reaktans vardır. Biliyorsunuz A çarpı 0 eşittir 0 iken A bölü 0 eşittir sonsuz demektir. Bu duruma göre kapasitif reaktans DC'de sonsuz, kapasitif devrelerde sonsuz, indüktif devrelerde de sıfır olarak alınır arkadaşlar. Şimdi gerilim kaynaklarına bakalım hızlıca. Değerli arkadaşlar, bağımsız gerilim kaynakları ve bağımlı gerilim kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Bağımsız gerilim kaynakları bu şekilde gösterilir. Ondan sonra
Şurada bir tane direnç. Şurada bu şekilde. Artı, eksi, e. Artı, artı, eksi, eksi, artı, eksi. Şurada bir GN kaynağı var. Direnç var. Şurada da bir direnç var. Şu şekilde gösterirsek R direnci, R direnci. Bunlar arkadaşlar bu sembollerle gösterilenler bağımsız. Bağımsızdır. Bağımlı gerilim kaynakları ise sembolü arkadaşlar bağımlı gerilim kaynaklar gerilime ve akıma bağlı olmak üzere iki çeşittir arkadaşlar. Şu artı eksi bu arkadaşlar gerilime bağımlı gerilim kaynağı. Yani gerilim kontrollü gerilim kaynağıdır. Bunun sembolü. Daha da açılmışsa arkadaşlar artı eksi ondan sonra şurada şurası U, şurası U, U çıkış bölü U'dur. Şurası çıkış gerilimi, giriş gerilimi. Akıma bağlı gerilim kaynağı, akıma bağlı bağımlı gerilim kaynağı ise şu şekilde gösterilir. Şurada U var. Şurada R çarpı U. Şurası artı, şurası eksi. R'nin birimi arkadaşlar birimi 10'dur. Bağımlı kaynaklar enerji kaynağı değildir. Devrede bir enerji kaynağının bağımsız bir kaynağın bulunması halinde aktif olurlar. Akıma bağımlı, şu gerilime bağlı mı? Gerilimi kaynağı bağımlı. Gerilim kaynağı, bu da akıma bağımlı gerilim kaynağı vardır arkadaşlar. Akım kaynakları ise ideal devrede arkadaşlar akım kaynağının uçlarındaki gerilim ne olursa olsun verdiği akım sabittir. Böylece ideal akım kaynağının açık devre halinde verdiği güç sonsuzdur. Ancak gerçek akım kaynağı kendinden çekilen güç küçük olduğu hallerde ideal şekle yaklaşabilir. Bir akım kaynağının gösterilişi şu şekildedir. Bir direnç, kendisine paralel bağlı bir direnç ve bir I akım kaynağı şu şekilde model olarak gösterilir. Bağımsız kaynaklar bağımsız olunca arkadaşlar şu şekilde gösteriyoruz akım ok gibi veya şu şekilde tekrar ok yukarı bir tane paralel neyimiz var, direncimiz var. Bağımlı akım kaynağı ise arkadaşlar bağımlı kaynak şu şekilde bir sembolü var. Bir defa içinde I işareti var. Şu şekilde bir sembolümüz var. Gerilime bağlı akım kaynağı nedir? Şurada gerilim kaynağı var. U. Şurada da ne var? Akım kaynağı var. Şu G katsayısı arkadaşlar.
Kaynağım transfer iletkenliği. Kaynağım transfer iletkenliğidir. Arkadaşlar, şeklinde ifade edilir. Akıma bağlı akım kaynağı. Şurada bir akım kaynağı var. Şurada da bir akım kaynağı var. Bu da arkadaşlar beta I şeklinde gösterilir. Beta katsayısı arkadaşlar kontrollü kaynağın akım oranıdır. Birimsiz kontrollü kaynağın akım oranıdır. Değerli arkadaşlar, bir sonraki ders kaynakların dönüşümlerini gösterelim. Bir sonraki derste kaynaklar nasıl birbirine dönüştürülüyor ona bakalım. Akım kaynağı gerilim kaynağına, gerilim kaynağı akım kaynağına nasıl dönüştürülüyor onları görelim. Birbirine dönüşümlerini görelim.